Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Alice Miller'ın Beden Asla Yalan Söylemez kitabından bazı cümleleri, bölümleri paylaşıp her zaman olduğu gibi üzerine sesli düşünmek istiyorum. Alice Miller'ı ben Nihan Kaya sayesinde keşfetmiştim. Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur ve İyi Toplum Yoktur kitaplarını okuyup çok çok sevmiştim, beğenmiştim. Ve e, kitaplarında sıkça Alice Miller'dan referanslar veriyor, onun yazdığı kitaplardan alıntılar yapıyor, Alice Miller'ı övüyor ve herkesin okuması gerektiğini söylüyordu. Kendisinin yazdıklarını bu kadar beğenince ben de ilk iş hemen Alice Miller'ın o Nihan Kaya'nın bahsettiği kitaplarından alıp onları okumaktı ve beden asla yalan söylemez e, yetenekli çocuğun dramı kitabından sonra okuduğum ikinci Alice Miller kitabıydı. Yetenekli çocuğun dramında da yaptığım, onunla ilgili yaptığım bölümde de e, kitabı ne kadar beğendiğimi ve ne kadar doğru ve kullanılabilir bilgiler içerdiğinden bahsetmiştim. E, Beden asla yalan söylemez kitabı da aynı şekilde. Ancak bu kitapları okuduktan sonra e, biraz da Alice Miller ile ilgili detay bilgiler merak edip araştırmalar yapmıştım ve açıkçası. E, benim için bir şok o, sebebiydi. Çünkü e, Alice Miller'ın oğlunun yazdığı kitaba ve oğlunun verdiği bazı röportajlara, yazdığı bazı şeylere rastladım. Alice Miller'ın yazdığı şeylerin çok doğru olduğunu oğlu da söylüyor ancak şunu da itiraf ediyor. Annem benim için bunları yapmadı, beni korumadı, benim travmalarımla beni baş başa bıraktı gibi açıklamaları var. Yazdığı kitapta da yetenekli çocuğun gerçek dramı gibi bir göndermesi vardı kitabın adının. Henüz Türkçe'ye çevrilmemiş ama kitaptan bazı parçalara ulaşıp okuma fırsatım oldu. Bu konu benim için neden önemli? Çünkü daha önce de podcast'te bahsetmiştim. Integrity yani bütünlük benim için çok önemli bir değer. Bunu hem kendi hayatımda, kendimde ve çevremde arıyorum. Bu yüzden yapıtlarını, yazdıklarını bu kadar beğenip içselleştirdiğim bir kadının gerçek hayatta bu yazdığı şeylere ters düşecek bir hayat sürmesi beni birazcık bulandırdı. Ama işi mantık tarafına çektiğim zaman şuna bakıyorum. Oğlu da diyor ki evet ben de bu yaraları açtı ama bunlardan da yine annemin yazdıkları sayesinde bunlarla başa çıkabildim. Böyle kurtulabildim. Bu da ne kadar ironik bir şey aslında yani çocuğa ileride yardımcı olacak şeyleri sen yazıyorsun ama çocukta yara açmaktan kendini alıkoyamıyorsun. Neyse onun da hayat hikayesi böyleymiş ee, ve işi az önce söylediğim gibi biraz mantık tarafından ele alınca diyorum ki onun nasıl bir hayat yaşadığı çocuğuyla arasının nasıl olduğu aslında beni o kadar da ilgilendirmiyor. Yazdıkları benim için okey mi? Okey. Etrafımda gördüğüm tanıdığım birçok insana yardımcı oluyor mu? Oluyor. O zaman tamamdır diyerek kendimce bu konuyu kendi içimde kapattım. Şimdi beden asla yalan söylemez kitabına gelecek olursak burada e, genel olarak dördüncü e, emirden bahsediliyor. Hani bu meşhur on emir vardır ya. Orada anne ve babana saygı göstereceksin maddesi üzerinde çok duruyor Alice Miller ve duygularımızı bastırıp inkar ettiğimizde bedenimiz bu duruma hastalıkla ...tepki veriyor diyor. E, bu ikisini nasıl birleştirmiş? Dördüncü emirde anne babayı saymak, sevmek... ...ne olursa olsun onları bir baş tacı yapmak gibi bir şey var. Ve Alice Miller buna karşı çıkıyor. Hak etmeyen hiç kimseye bunu yapmayalım noktasına getiriyor... E, ...yazdıklarının sonucunda. Ve e, ben de e, bunu anlamaya çalışarak... ...neresinden tutsak, nasıl olur, günlük hayatımıza nasıl bunu adapte edebiliriz? Bizim nerede işimize yarar? Gözüyle okumaya çalıştım ve bu notları da o şekilde çıkardım. Şimdi notlarıma başlıyorum. Pek çok terapist hala kendi ebeveynlerine sayısız iple bağlıdır. Buna sevgi denen içinden çıkılmaz bir gönül bağı derler. Çözüm olarak başkalarına bu tür bir sevgiyi gösterirler. İyileşmenin bir yolu olarak affetme hakkında vaaz verirler. Ve görünüşe göre bu yolun kendilerinin düştüğü bir tuzak olduğunu bilmezler. Affetmenin asla şifa verici bir etkisi olmamıştır. Diyor. Benim bir affetmek zorunda mıyım? Bölümüm vardı bu podcastte. Aslında orada da buna benzer düşüncelerimi paylaşmıştım. Affetmek hem psikoloji dünyasında hem kişisel gelişim dünyasında eğitim dünyasında çokça bahsedilen bir kavram affetmelisin affetmek büyüklüktür affedince iyileşirsin falan filan gibi yani aslında içten gelen bir affetme doğal bir affetme değil tepeden indirme bir affetmenin peşinde olduklarını düşünüyorum bu şekilde ve Alice Miller bu noktada terapistlere çok görev düştüğünü söylüyor aslında o görevi terapistlerle biz paylaşabiliriz bize de şöyle bir görev düşüyor doğru terapisti bulmak o terapist bizim için doğru değilse de oradan bir an önce uzaklaşmak Buraya şunu da eklemiş. Ne var ki bu saçmalık genelde normal görülür. Meşhur terapistlerin ve yazarların bile kişinin anne babasını affetmesinin başarılı bir terapi dizisinin parlak zaferi olduğu kanısından kendilerini kurtaramadıklarını görmek şaşırtıcıdır. Bu uzmanlar terapinin amacının kişinin anne babasını bütün kalbiyle affedebilmesi olduğunu kabul ediyorlar. Bu görüşün yanlış olduğuna inanıyorum. Başarılı bir terapinin hedefi acı verici bağlılıktan kurtulmaktır. Uzlaşma, barışma değildir. Zira bu fizyolojik değil, yalnızca ahlakçı bir taleptir diyerek bu konuda net düşüncelerini bu şekilde dile getirmiş. Bu arada bu kitapta sıkça dördüncü emir, anne baba, anne babaya saygı, hürmet, işte sevgi falan gibi konseptlerden bahsediyor. Ama ben bunu ...okuduktan ve değerlendirdikten sonra... ...kendi içimde şöyle dedim... ...aslında sadece anne baba değil... ...etkilendiğimiz, bizi etkileyen... ...bizde bazı yaralara sebep olan... ...her türlü ilişki ve insan için... ...bunları düşünebiliriz. Yani anne babayla da sınırlı tutmamıza gerek yok. Bugün bahsedeceğim notların, cümlelerin. Şimdi dördüncü emir için şöyle bir şey de demiş... ...dördüncü emir bir tehdit... Bugün de etkili olan ahlaki bir şantajdır. Onlar bunu hak etmese de anne babanıza hürmet etmeniz gerektiğini söyler. Az önce söylediğim gibi Alice Miller'ın ve benim de onu keşfetmeme vesile olan Nihan Kaya'nın kitaplarında da e, saygı ve sevgiden öyle ısmarlama e, olması söz konusu değil şeklinde bahsedilir. Yani aslında ben de öyle düşünüyorum. Yani saygı ve sevgi hak edilen şeyler bizim içten hissedip yükselen duygularımız olmalı diye düşünüyorum. Yani o sadece şu diye, sadece bu diye, sadece bu hayatta 357 gün daha fazla yaşamış diye, bilmem ne diye, benden önce buraya girmiş diye falan birine saygı duymak benim için çok doğru değil. Ha bu arada saygısızlık etmek ya da o çizginin dışında olmaktan da bahsetmiyorum ama hani herhangi birinden çok daha yukarıda ya da çok daha aşağıda tutmamız gerektiğini düşünmüyorum. Saygı zaten bizim Başta kendimize sonra çevremizdeki her türlü varlığa karşı duymamızın normal olduğu bir şey bence. İnsanların çoğu hem kafa karıştırıcı hem de korkutucu olmasına rağmen bu dördüncü emre uyar. Benim inancıma göre çocukluktaki yaralar ve onların sonuçlarını ciddiye almamızın kendimizi bu emirden kurtarmamızın zamanı geldi. Bu Ebeveynlerimizden intikam almamız gerektiği anlamına gelmiyor. Onları oldukları gibi görmemiz ve biz küçükken bize nasıl davrandıklarını anlamamız gerektiği anlamına geliyor. Böylece böylesi davranış örüntülerinin tekrarından kendimizi ve çocuklarımızı uzak tutabiliriz. Kendimizi içimizdeki yıkıcı uğraşlarını sürdüren içselleştirilmiş ebeveynlerden kurtarmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde kendi hayatlarımızı onaylayıp kendimize saygı duymayı öğrenebiliriz. Burada yine Alice Miller'ın çok sık üstünde durduğu içselleştirilmiş ebeveyn kavramı var. Bu da aslında bizim dönüp bakıp tespit etmemiz gereken ve bize ileride çok yardımcı olabilecek bir konsept. Çünkü bazen çocuklukta bir şeyleri içselleştiriyoruz orada 25-30 sene 40 sene önceki haliyle tutuyoruz ve hala ondan komut alıyoruz ondan onay almaya çalışıyoruz. Bazen bu anne baba ya da başka bir figür olabiliyor ve e, şu yaşımızda bile e, aslında bunu sorgulamıyoruz. Bazen o kişi hayatta olabiliyor değişmiş olabiliyor ama biz bunu o, onun o haliyle kabul ettiğimiz için bir yerde aslında ona da haksızlık ediyoruz diye düşünüyorum. Bazen o kişi hayatta bile olmuyor ya da görüşmüyor oluyoruz. Yine de içimizde öyle bir yer tutuyor. İşte bunları tespit etmek, ayrıştırmak, anlamaya çalışmak burada sanırım atabileceğimiz iyi adım. Ve eğer bunu yapabilirsek hayatımızda ve sonra bizim çocuklarımızın hayatında da bazı şeylerin tekrar etmesini engelleyebiliriz diyor ki bence bu çok umut verici bir bilgi. Ağır hastalıklar, erken yaşta ölüm ve intihar aslında gerçek hayatlarımızı bolsalar da ahlak dediğimiz kurallara boyun eğmemizin mantıklı sonuçlarıdır. Hayatın kendisi yerine bu kuralları yüceltmeye devam ettiğimiz sürece dünyanın her yerinde Durum böyle olmayı sürdürecektir. Beden böylesi bir muameleye isyan eder. Ancak onun konuştuğu tek dil hastalık dilidir. Çocukluktaki gerçek duyguların reddedildiği fark edilmedikçe de nadiren anlaşılan bir dildir bu. Burada e, tıp tarafından kimi zaman çözülemeyen, çaresi bulunamayan, tekrarlayan, kronikleşmiş bazı hastalıklardan bahsediyor diye tahmin ediyorum. E, ve tabii ki bunların çok uzun yıllardır çocukluktan belki de gençlikten beri süre gelen şeyler olması muhtemel. Gerçi kitapta bazı paylaştığı vakalar var. Orada daha geç yaşta ortaya çıkmış bazı şeylerden de bahsediyor. E, burada yani e, sadece anne baba ya da çocukluk olarak da sınırlamayabiliriz. Çünkü e, evet tıp bilim fiziksel bazı sebep sonuç ilişkileri okeydir ama bunların dışında bizim duygusal dünyamızın da duygularımızın, yaşadıklarımızın, zihinsel ve duygusal durumumuzun da hastalıklarla çok yakın bir ilişkisi var. Ben bunu ortadan bir çizgi ayırarak duygular ve tıp işte gerçekler falan gibi iki ayrı dünya olarak görmüyorum. Bu ikisi birbirini tamamlayan şeyler. Hem hastalık oluşurken hem de hastalığı tedavi ederken. Belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili de bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Şu an için e, henüz hazırlamış değilim ama bu kitabı okudukça ve notlarını çıkardıkça bu hastalıklarımızın zihinsel ve duygusal altyapıları ve biz bu bilgileri iyileşirken ya da hasta olmamak için nasıl kullanırız konusunda bir araştırmam var. E, dediğim gibi belki yakında bunu da e, bir podcast bölümü olarak çekeceğim. On emrin çoğunun bugün hala geçerli olduğu iddia edilebilir. Ancak Dördüncü emir bütünüyle psikoloji yasalarının karşısındadır. Zoraki sevginin çok büyük bir zarar verebileceği gerçeğinin farkına varılması şarttır. Çocukluklarında sevilen insanlar bunun karşılığında anne babalarını seveceklerdir. Onlara anne babalarını sevmelerini söyleyen bir emre gerek yoktur.'' Burada da az önce bahsettiğim hani bu içten gelen ve tepeden inen bazı konular var. Yani diyor ki zaten sen ben yine anne babayla sınırlı tutmuyorum. Bir insanın davranışları, duruşu, sana karşı muamelesi karşısında ona doğal olarak bazı duygular geliştiriyorsun. Ya seviyorsun, ya sevmiyorsun, ya uzaklaşıyorsun. Bazen daha uç, daha kötü şeyler hissedebiliyorsun. Ama bu asla biri sana bunu yapmalısın, şunu yapmalısın. O kişi şu pozisyonda o yüzden sen de bunu şöyle sevmelisin, böyle kaçmalısın gibi bir şeyi söylemesine gerek yok. Yani biz bunu zaten çok doğal halimizde, biz zaten içeriden gelecek bir şekilde izleyebiliriz, görebiliriz. Bunun doğrusu, yanlışı ya da olması gereken bir seviyesi olduğunu ben de düşünmüyorum. Her diktatör çocukluğunda yaşadığı acıları inkar eder ve megalomanisine teslim olarak onları unutmaya çalışır. Ancak kişinin bilinç dışı bedeninin hücrelerinde yaşam öyküsünü tamamıyla kaydettiği için bir noktada kişiyi gerçekle yüzleştirir. Kişinin bütün bilinçli hareketlerinin altında yatan bilinç dışı hedefi aynıdır. Çocukluğunda maruz kaldığı ve o zamandan beri inkar ettiği bütün aşağılanmaları ortadan kaldırmak, gizlemek için gücünü kullanmak. Ancak bu amaca asla ulaşılamaz. Kişi geçmişin acılarını inkar ettiği sürece geçmiş silinemez ve geçmişle uzlaşılamaz. Aynı şekilde bu hedefe ulaşmaya çalışan bir diktatörün çabaları başarısız olmaya mahkumdur. Tekrar dürtüsü kendisini hep yeniden gösterecektir. Kitabın bu bölümünde Saddam gibi Hitler gibi diktatörlerin hayat hikayelerine ve nasıl e, bu çocukluklarında yaşadığı aşağılanmışlığın, ezikliğin, acıların e, hırsını başka kurbanlardan, başka insanlardan, başka kişilerden nasıl çıkardıklarını ve sonra bunları yapmalarına rağmen kaderin kendi hikayelerinin döngüsüne nasıl tekrar dahil olarak kötü sona doğru gittiklerini anlatıyor çok güzel bir şekilde orada zaten bu tekrar dürtüsü özellikle Saddam'ın hikayesiyle ilgili şu detay dikkatimi çekmişti ee, işte bu elinden bütün gücü bir şeyleri kaybettikten sonra gidip çocukluğunu geçirdiği yere sığınıyor. Yazar da diyor ki halbuki elinde çok daha büyük imkanlar ve fırsatlar vardı. Yakalanabileceği bir yere dürtüsel olarak çekildiğini iddia ediyor Alice Miller. Çünkü genelde zaten bu tarz yaşam öyküleri aynı şekilde sonlanıyor. Yani çocukluk yaşantısını orada üstünü örttüğümüz, halledemediğimiz bir şeylere tekrar gitme orayı tekrar canlandırma dürtümüz var. Bunu ya biz aynen bu bahsettiğim diktatörlerin hikayesi gibi elinde sonunda oraya gidip yaşıyoruz ya da bize zamanında onları yaşatanları dönüp ya da onların benzerlerini bulup o hikayeyi tekrar edip duruyoruz. Burada da az sonra yine bahsedeceğim tek yolumuz bunu fark etmek ve bunu şifalandırma yolunu seçmek. Yani bizi tekrardan kurtaracak tek şey hakikatin bütün sonuçlarıyla birlikte kabul edilmesi ve yani hakikatin bu şekilde anlaşıldığında tekrar tehlikesinin ortadan kalkması diye açıklıyor Alice Miller. Yetişkinlik hakikati artık inkar etmemektir. Bastırılmış acıları hissetmek, bedenin duygu seviyesinde hatırladığı hikayeyi bilinçli olarak kabul etmek ve bastırmak yerine o hikayeyi birleştirmek demektir. Ebeveynlerle temasın sürdürülüp sürdürülmeyeceği her bir vakanın koşullarına bağlı olacaktır. Kesinlikle şart olan çocukluktaki içselleştirilmiş ebeveynlere karşı duyulan zararlı bağlılığın sona erdirilmesidir. Bu bağlılığı, bu bağlılığa sevgi desek de aslında bu adı kesinlikle hak etmez. Minnet, merhamet, beklenti, inkar, yanılsama, itaat, korku ve ceza beklentisi gibi farklı öğelerden oluşur. Yani yetişkinliğe giden yol maruz kalınan zulmün hoş görülmesinden değil, kendi gerçeğimizin anlaşılmasından ve kötü davranılan çocuk için empati geliştirmekten geçer. Bu konuştuğu şeyler, bahsettiği şeyler yetişkin olmanın e, hakikati inkar etmemek kuralına bağlı olması mesela e, hatırlarsanız transaksiyonel analiz bölümünde bahsettiğim yetiş, yetişkin olma durumuyla çok örtüşüyor. Bizim neydi? Üç tane benlik durumumuz var: çocuk benliği, ebeveyn benliği ve yetişkin benliği ve bizim için en ideali yetişkin benliğinde kalmak ve bunun için o bölümde de bahsetmiştim. Birinci şart hakikatimizi, kendi gerçeğimizi, durumumuzu olduğu gibi görebilmek, fark edebilmek. Sonra da onu kabul edip bununla ilgili ne yapacağımıza bir bakabilmek. Burada yine o affetmek bölümüne referans vereceğim. Ebeveynlerle temasın sürdürülüp sürdürülmemesini Kişiye ve duruma bırakıyor Alice Miller. Ee, aslında bunu sadece anne baba olarak yine sınırlamıyorum. Ee, bizim derdimiz kiminle ise kimden bir yara aldıysak ya da kimden bir zarar gördüysek ee, bu hani konuşulabilir, affedilebilir, yeni bir şekilde ilişkiye devam edilebilir. Ama bunu da yapmak zorunda değiliz. O kişileri tekrar hayatımıza almak, tekrar eskisi gibi olmak zorunda değiliz. Bu tamamen kişiye, hislerimize ve duruma göre değişecektir. Ama orada o kişileri hayatımızda tutsak da tutmasak da bizim ilk önce yapmamız gereken şey ben burada ne yaşadım, beni nasıl etkiledi, şu anki hayatımda nasıl iz düşümleri var ve ben bunlarla Nasıl devam edebilirim? Nasıl başa çıkabilirim? Sonrasında da bu konuda acaba yardım alabilir miyim? Kendime nasıl yardım edebilirim? Bakışıyla bakabilmek. Şimdi ben Alice Miller'ın bu kitapta bu konularla ilgili düşüncelerinin bir kısmını, yazdıklarının bir kısmını paylaştım. Peki bütün bunları öğrendikten sonra bunlar bizim ne işimize yarar? Yani ya da biz bunlarla ne yapacağız? Kendimce şöyle bir toparladım. Birincisi yaralarımız olabilir. Bunları kabul edeceğiz. Anne baba ya da başka insanlarla ilgili yaralar, sorunlar, hikayeler olabilir. Bu yaraları iyileştirmemizin tek yolu onları fark edip anlamak, onların içine bakmak, onlarla yüzleşme cesareti göstermek. Sonrasında da eğer ki hali hazırdaki durumdan memnun değilsek ve onu değiştirmek istiyorsak o değişim konusunda bazı aksiyonlar almak. Bu süreçte sadece kendimizden sorumlu olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü her ne kadar konu başka kişilerle de ilgili olsa bu bizim hikayemiz. Ve ben sadece kendi değişimimden, kendi şifalanmamdan sorumluyum. Süreç ilerlerken başka insanlar da farklılıklar gösterebilir. Benden etkilenebilirler ya da başka şeylerden, başka ilerleyişlerden etkilenip değişebilirler. Ancak şunu bilmeliyim, ben hiç kimseyi değiştiremem. Kim değişecekse, kim davranışını değiştirecekse o o kişinin kararıdır ve onun uygulamasına bağlıdır. Yani karşımızdaki kim olursa olsun onunla ilgili beklentilerden vazgeçebilmemiz gerekiyor. Yani bir gün değişecek, bir gün bana böyle davranacak, bir gün gelişecek bu konuda, bir gün eğitilecek bu konuda, bir gün bana daha iyi şöyle yapacak, şöyle e, ilgi gösterecek gibi gibi beklentilerimiz varsa bunlarla da yüzleşmek ve karşımızdakiler hiç değişmeyecekmiş gibi bu gerçeği kabul edip kendimize odaklanmak. Alice Miller kitabında sık sık aydınlanmış tanık kavramından bahsediyor. Kimdir bu aydınlanmış tanık? Bizim az önce bahsettiğim tüm bu yüzleşmelerimizi, tüm içimizdeki dönen düşünceleri, kimi zaman kabul etmek istemediğimiz, halının altında süpürmek istediğimiz, kendimizden belki utandığımız bazı şeyleri açıkça paylaşabileceğimiz bir insan. Aydınlanmış tanık olmasının şartları nedir? Yargılamayacak, beni manipüle etmeyecek bir yöne doğru çekmeye çalışmayacak beni hiçbir şeye ikna etmeye de çalışmayacak içimi açmama daha şeffaf olmama yardımcı olacak eğer diyor aydınlanmış tanık e, bulma şansınız olursa böyle bir fırsatınız olursa iyileşmek her zaman daha kolay oluyor ve e, kitabında bazı intihar vakalarından e, bu aydınlanmış tanıkla karşılaşamadığı için, böyle bir fırsatı olamadığı için kendi içine kapanıp kendi hayatına son veren bazı ünlü kişilerden bahsediyor. O yüzden bence de bu çok önemli bir kavram. Eğer hayatınızda böyle insanlar varsa kıymetini bilmek ve ona sarılmamız gerekiyor. E, bu bir dostumuz olabilir, arkadaşımız olabilir, bir yakınımız olabilir, bir büyüğümüz olabilir. Hiçbirine kendimizi bu kadar yakın hissetmiyorsak da gerekiyorsa durumumuza göre bir uzman terapisten de yardım alabiliriz. Ama az önce Alice Miller'ın da e, kitabında bahsettiği gibi her terapist bizim için uygun olmayabilir. Onun da iyisini bulmamız, o yolda çaba sarf etmemiz ve denemekten de belki vazgeçmememiz gerekiyor. Orada iş bize de düşüyor. Biz de uyanık olacağız, biz de farkında olacağız bize hizmet eden yani şu an az önce iyisini seçmek dedim ama hani bunun iyisi kötüsü olarak da ayırmak istemiyorum. Ee, o süreç bana hizmet ediyor mu? O kişi bana gerçekten yardımcı olabiliyor mu? Yoksa aslında benim zaten içine döndüğüm tekrar döngüsünde yine bir kişi gelip bana işte bunu yapmalısın, bunu şunu yapmalısın, affet, özgürleş gibi böyle yaptırımlarda mı bulunmaya çalışıyor? İşte orada iş bize düşüyor. Bize hiçbir konuda ısrar etmeyen, bizi yargılamayan, manipüle etmeye çalışmayan, şu iyidir, bu böyledir, doğrusu budur demeyen bir terapist ancak yardımcı olabilir. Böyle hissetmem lazım, şöyle hissetmem lazım, bu kişiye karşı şunu düşünüyor olmam lazım gibi cümleler de kuruyorsak kendimizi bu konuda gözlemlemek, izlemek, tespit ettikten sonra da bunları dönüştürmemiz gerekiyor. Yargılamadan yine. Yani ben bazı şeyler için böyle düşünüyor olabilirim. Bazı kişilere karşı ama ayıp yani şimdi benim böyle düşünüyor olmam lazım. İşte adam hastaymış şu an çok üzülüyor olmam lazım falan gibi yargılarım varsa kendimi yine yargılamayacağım. Diyeceğim ki bu yanlış bir düşünce kalıbı. Hisler çünkü yani doğru his ya da yanlış his diye bir şey yok. Biz sadece ve basitçe bir şeyleri hissederiz ya da hissetmeyiz gelmiyorsa. O yüzden bunun doğrusu yanlışı ya da bir ideal ölçüsü yok. Kendimizi de bu konuda izlemek, gözlemlemek, yeri gelince eğitmek ve dönüştürmekte bizim işimiz. Kitabın arka kapağında Cem Mumcu'nun çok güzel sözleri var. Biraz da onlardan paylaşmak istiyorum. Birine karşı hissettiğimiz duygu ona karşı hissetmemiz gerekenler diye önceden tarif edilmişse onunla meselemiz bitmeyecek hatta başlamayacaktır bile. Üzerini örttüğümüz her şeyin altında kalırız. Eksik olduğumuzu ararız. Hem de eksik bırakandan ya da ona benzeyenden. Oysa yapabileceğimiz yegane şey alamadığımız ilgiyi, sevgiyi, saygıyı, duygularımıza dair anlayışı, korumayı ve koşulsuz sevgiyi kendimize gösterebilmemizdir. İnsan ancak kendi kendinin ebeveyni olabildiğinde yetişkin, özgür ve mutlu olabilir. Sanırım arka kapaktan paylaştığım bu cümleler kitabın tamamını özetliyor. Ee, çok değerli, çok önemli cümleler bunlar. Ee, bana hep şey konseptini hatırlatıyor kavramını daha doğrusu kendine sahip çıkmak. Bunu hiç kimseye bu sorumluluğu vermemek, kimseden beklememek. Önce sen kendine sahip çıkacaksın. Ha, şu an kendini beğenmiyor olabilirsin, çok sevmiyor olabilirsin, şöyle görüyor olabilirsin, böyle görüyor olabilirsin ama durum her neyse, kendinle ilgili yargılarında her neyse sen sana aitsin, sana emanetsin, sen kendine sahip çıkacaksın. Bence bu birçok konuda, birçok yola çıkmakta cebimize koyacağımız en önemli anahtar. Çok şeyi açıyor. O yüzden ben de bu fikirlere katıldığımı söylemeden geçemeyeceğim. Kitabı ben yine çok kısa bir şekilde içinden bazı cümleleri, etkileyici yerleri seçerek, beni etkileyen kısımların, altını çizdiğim kısımların bazılarını paylaşarak kitabı şöyle bir baştan sona ele almaya çalıştım bu bölümde. Ama ilginizi çektiyse her zamanki gibi okumanızı tavsiye ediyorum. Kitapta çok güzel örnekler, bazı durumları yaşayan kişilerin günlüklerinden parçalar, Alice Miller'ın kendi danışanlarından hatta kendi yaşam öyküsünden, kendisinin e, kendi ailesiyle ilgili yaşadığı bazı şeylerden bölümler bulabilirsiniz diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.